Merhabalar, ben Özlem Altıntaş. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Son Sınıf öğrencisiyim. Bahar döneminde gerçekleşen sosyal hizmet yarışmasında başarı ödülü alan öğrencilerden biriyim. Ve bu başarı ödülünün sonucunda da Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'nde staj yapma imkanı tanındı. Ve burada şu anda staj yapıyorum. İlk olarak bu videoyu çekme amacımız Ali hocamızla bir söyleşi, bir röportaj gibi geçecek. Belirli sorular soracağız. Bunlar sizin merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi mutlaka olabilir. İlk önce merhabalar Ali hocam. Merhabalar Özlem Hanım. Hocam ilk öncelikle kendinizden bahseder misiniz ve neler yapıyoruz? Ali hocamız kimdir, ne yapar, ne eder? Evet. Hocam. Ali hocanız mahallenin Ali'sidir. Kendisini öyle tanımlar. 1961 Samsun Çarşamba doğumluyum. İki oğlum var. Jeoloji mühendisiyim. 1982 yılında mezun oldum. 1989 yılında da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Ve en son olarak da Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde öğrenciyim. 10 yıl kamuda çalıştım. Daha sonra HepiKids adıyla bilinen kuruluşumu kurdum. Eğitim ve danışmanlık alanında çalıştım. Ve anaokullarına bilgisayar destekli eğitim hizmetleri geliştirme ve uygulama çalışmaları. Daha sonra dershanelerden gelen talep üzerine öğrencilere yönelik eğitim seminerleri verdim. Ve 2004 yılında da üyesi olduğum, kurucularından olduğum Eğitimde Paylaşım Derneği'nin bir projesini yazdık ve bu proje kabul edildi. Engelli çocukların diğer çocuklarla okul öncesi eğitim kurumlarına kaynaştırılması isimli bir projeydi ve İsveç'te 2 hafta süreyle inceleme şansımız oldu. Bu bir Avrupa Birliği projesiydi. Ulusal ajansa sunulmuş bir projeydi. Daha sonra da ben kendimi proje geliştirme, proje yazma eğitimleri verme alanında daha yetkinleştirdim. Bu zamana kadar 106 tane kabul edilmiş projemiz oldu. Tabii ki kabul edilmeyen de çok projemiz var ama bunların hepsinin problemlerin çözümüne yönelik olarak bize katkılar sağladığını, engelliler, gençler, öğretmenler, kadınlar, işsizler konusunda birçok projeler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Çok güzel hocam. 106 proje demiştiniz. Evet. 106 projeniz kabul edildi. Bu ciddi ve güzel bir sayı. Evet. Bu sektöre adım atmak isteyen, proje yazmak isteyen birçok kişi var. Bu başarınızdan dolayı onlara bir tavsiyeniz var mı? Veya mesela kabul edilmeyen projelerim var demiştiniz. Bu şekilde başlarına gelecek kişiler var, projesi kabul edilmeyen. Hemen vazgeçme duygusu içerisine girecek kişiler. Bunlara öğüdünüz nedir hocam? Öncelikle proje çalışması bir ekip çalışmasıdır. Evet. Birlikte üretilir. O yüzden öncelikle sahip olunması gereken becerilerden bir tanesi ekip çalışmasıdır. İkincisi ise başarı hemen her zaman bir adımda elimize gelmez. Başarısızlıkların, deneyimlerin sonucunda başarı gelir. Elbette hemen vazgeçen insanlar başarılı olamazlar. Peki proje gerekli mi? Tabii ki gerekli. Çünkü sorunların çözümü için gerekli. Bu yüzden de yaşantımızda, toplumda, okulumuzda, ailemizde birçok sorun oluyor. O zaman bu sorunların çözümünde seçenekleri masaya yatırmak, o seçeneklerin içerisinden seçmek ve onun içinde çaba sarf etmek. Ya bir İngiliz yazarın söylediği gibi insan kendi geleceğinin mimarıdır der. Yani yaşantımız da bir proje aslında. Özellikle proje alanına yeni girecek olan genç ve daha az deneyimli olan arkadaşlara önerim var mı? Elbette var. Bu bir süreçtir. Bu bir uzun yolculuktur. Kendi deneyimlerinizden, kendi deneyimlerinizin dışında başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı bileceksiniz. Sadece proje geliştirirken proje yazdığınız arkadaşlarla değil, dünyanın birçok yerinde sizin gibi projeler geliştiren diğer insanlarla iletişim halinde olacaksınız. Çok okuyacaksınız, çok araştıracaksınız, çok soru soracaksınız ve diğer arkadaşlarınızla birlikte masanın etrafında olmaya çalışacaksınız ve mutlaka başarı gelir. O yüzden de Türkçe iyi kullanmak gerekiyor.
En önemlisi Türkçeyi iyi kullanmak. Tabii ki yabancı dil varsa yabancı dil İngilizce çok yararlı olur. Eğer varsa siz o zaman başka ülkelerin deneyimlerinden, başka arkadaşların deneyimlerinden de yararlanırsınız. Ve biz çok konuşan bir toplumuz. Ben de öyleyim ama konuşmanın ötesinde yazmak önemli. Projede yazmak, yazma becerimizin gelişmesi önemli. Ve peyderpey göreceksiniz ki siz başarılı oluyorsunuz. Yani yazmaya başladığınızda bir günde tabii ki hemen bir başarı olmayabilir. Olsa bile devamlılığı olmayabilir ama problem çözücü bir yanınız var ise, soru soran bir yanınız varsa ve hani çözülecek bir problem varsa ve siz de bunu dert ediyorsanız ve vazgeçmiyorsanız mutlaka başarılı olursunuz. Evet, çok güzel öğütlerdi bunlar. Hocam en son birkaç gün önce Epikit web sayfasında yayınladığınız Erasmus Proje Yazma kitabını ücretsiz olarak takdim ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey hocam. Çok teşekkür ederiz buradan öncelikli olarak. Peki arkadaşlarımız bu kitabı aldılar, incelediler. Fakat burada bitmiyor. Bundan sonra bir şeylerin var olması gerekiyor. Bunu destekleyici nitelikte daha neler yapabilirler? Tabii ki. Şimdi buna yanıt vereyim. Sürekli kullandığım ve kullanmaktan da gerçekten hoşlandığım bir özdeyiş var. Bir Hint atasözü. Kardeşinin salını karşıya geçirmesine yardım et. Göreceksin ki sen de karşıdasın diyor. Bizler de bu 12 yıl içerisinde, projecilik yaşantısı içerisinde olduğumuz süre içerisindeki edindiğimiz bilgileri, kendi yaptığımız hataların daha az yapılması ve daha hızlı bir şekilde insanların başarıya ulaşması için bildiklerimizi paylaşmak istedik. Daha önce 2012'de bir ilk yayınımız çıkmıştı. Hayat boyu öğrenme projeleri yazma kılavuzu. Daha sonra Erasmus Plus programına geçince 2014 yılında biz bu sefer K1 projeleri yazmayla ilgili deneyimlerimize paylaşma ihtiyacını hissettik ve geçen yıl yayınlamış olduğumuz 7 kitaptan oluşan bir setimiz vardı. Biz bunun birinci kitabı olan K1 projeleri yazma rehberimizi sizin de bahsettiğiniz gibi internet ortamında arkadaşlarımızın hiçbir ücret ödemeden indirmelerine olanak sağladık. Peki yeterli midir bu? Hayır, yeterli değildir. Çünkü dünkü biz değiliz. Bugünkü biz, yarınki biz olmayacağız. O zaman her gün bir öğrenme var. Bu yüzden öncelikle tabii ki projecilik mantığının tam oturması için PCM eğitimi adını verdiğimiz proje döngüsü eğitimlerine katılmaları, birçok kişiden eğitim almaları, bu kaynakları okumalarını salık veririm. Elbette videolar var, hani bunları izlemek lazım. Kabul edilmiş ya da edilmemiş projeleri incelemek lazım. Ve Avrupa Birliği sayfalarında ya da diğer sayfalarda daha önce kabul edilmiş olan projeler var. Bunların özetleri var ya da bazılarının çıktıları var. Örneğin Ulusal Ajans'ın sayfasından hemen ulaşabilecekleri Avrupa Birliği projeleri sonuçları sayfası gibi. Yani zaten siz hani öğrenmeye açık ve soru sormaya yatkın olduğunuz zaman başkası ne yapmış, nasıl yapmış, onlarla ne yapabilirim, daha önce yazmış olduğum projemi nasıl geliştirebilirim şeklinde sorduğunuz zaman o soru sormayı bir alışkanlık haline getirince zaten önünüze birçok fırsat çıkacak. Siz öğrenci olmayı seçerseniz öğretmenleriniz her zaman etrafınızda var zaten. Önemli olan ama ben oldum dememek, ben gelişiyorum demektir. Onun için de bu sürecin uzun bir süreç olduğunu ama sadece projelerde hedeflemiş olduğumuz şeyleri değil, onun yanı sıra kendimizi geliştirdiğimizi, problem çözme becerimizin geliştiğini, çocuklarımızla, eşimizle, sevgilimizle olan iletişimlerimizde işe yarıyor. Kesinlikle. İş yerinde fark edilmemizi sağlıyor. İşe girmemizi belki sağlıyor. Proje sektöründe proje koordinatörü, proje asistanı, proje sekreteri olarak ya da proje danışmanı olarak yükselmemizi sağlar. Her problem bir projeyi gerektiriyor, birçok projeyi gerektiriyor. O yüzden de hani arkadaşlarımızın bol okumalarını önemsiyorum ve her yeni proje
çağrısında yeniden okumalarını, farklı tip projelere girmelerini ki Kalkınma Ajanslarının, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın, Büyükelçiliklerin, Avrupa Birliği Delegasyonu'nun, Kültür Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın, Tarım Hayvancılık ve Köy İşleri Bakanlığı'nın proje çağrıları var. Yani onun için hepimize ilgilendiren konular var. O zaman hani bunları yapmak için hani isteklilik bir olsun insanlarda ve korkmasınlar. Önemli olan şu. Yani ben proje yazmak için ille de yabancı dil gerekmiyor. Yabancı dil olursa güzel olur ama ille de yabancı dil gerekmiyor. Gerekirse çevirtirsiniz. Ama elbette yabancınız varsa kaynaklara daha çok bakarsınız. Ortaklarınıza direkt iletişim sağlarsınız. İşte bir doktoralı ya da üniversiteli olmak da gerekmiyor. Yani bir lise öğrencisi de, lise mezunu da bir proje yazabilir ki bizim buradaki deneyimlerimizde lise mezunu bir Damla diye bir arkadaşımız vardı. Onun yazdığı 4 proje geçti ama aynı dönemde üniversite mezunu arkadaşlarımızın yazdıkları. Onlar çabuk pes ettiler, Damla pes etmemişti. Yani önemli olan peki Damla ya da Damlalardaki özellik neydi? Okuyan, öğrenmeye çalışan, soru soran bireydi. Onun için hani ille de bir unvan gerekmiyor hani problem çözmek için ve projede başarılı olabilmek için ama devamlılık gerekiyor. Evet. Çok güzeldi hocam. Şu an Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'ndeyiz. Evet. Bu akademi insanlara ne gibi hizmetler sunuyor? Evet. Bunlardan bahsedersiniz. İçinde yaşamış olduğumuz toplumun değişmesine, iyi yönde değiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Önce kendimizi eğitmeye, onun dışında iletişim halinde olduğumuz insanların eğitimine katkıda bulunuyor. Bizim hedef kitlemiz engelli bireyler, onların yakınları ve engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, üniversite öğrencileri ve akademisyenler, işsizler, iş arayanlar, kadınlar, ev ekseninde çalışan kadınlar, göçmenler. Biz genellikle daha az şanslı olan bireylerle çalışmayı tercih ettiğimiz için çalışmalarımız o yönde. Evet. Ayrıca tabii ki eğitim çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar da bizim çalışma alanımız. Çok güzel hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Yani bu öğrenciler olur. Yani öğretmenlerimiz olur genel olarak. Aslında konuşmalarımda tabii ki bunları söyledim ama kısaca yine özetleyeceksek şikayet etmek yerine değiştirmek gerekiyor. Değiştirmek de sorumluluk almakla, sorumluluk almak da istemekle. İstemek de iyi öğrenmelerle, iyi dostlarımızın, arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin olmasıyla mümkündür. O yüzden ne yapmak gerekir? Bir arada durabilmeyi. Henry Ford'un bir sözü var, diyor ki bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir ve birlikte çalışmak başarıdır diyor. O zaman bir arada durabilmek, farklılıklara saygı duyabilmek ve herkesten bir şeyler öğrenebileceğimizi unutmadan ama biz de toplumun gelişimine katkıda bulunabiliriz. Ve özellikle de genç arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Kendilerini geliştirmek için çok çaba sarf etsinler. Bunlar illa ücretli, pahalı kurslar falan değil. Ücretsiz birçok şey de var ama bakmayı bilen ve gören insanlara ihtiyacımız var. O yüzden sabırlı olsunlar, umutlu olsunlar. Problemlerin çözümü biraz zaman istiyordur. Evet. Gelişen olurlarsa geliştirirler. Onun için bu güzel söyleşi yaptığımız için de, siz sorular sorduğunuz için de size teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Benim peki ben size bir şey sorayım. Siz şimdi bizde staj yaptınız. Evet. Sosyal hizmet öğrencisiniz. Peki evet. Bu kısa süre içerisinde bu staj size ne kattı, ne katamadı? Kısaca önce siz kendinizi bir tanıtın, ondan sonra da bu deneyiminizi ben sizden merak ediyorum. Ama torpil yapmak zorunda değilsiniz. Doğru. İlk önce kendimi tanıtmakla başlayayım. Başta da tanıtmıştım zaten. Ben Özlem, Gelişim Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan kalktım ta Ankara'ya, Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'ne kadar geldim staj yapmak için.
Bu benim için zorlu bir süreç oldu. Ama ben çok isteyerek, arzu ederek ve gerçekten bana getirisi olacağını düşündüğüm için geldim. Ve elim boşta dönmüyorum. Öyle söyleyeyim. Buraya gelmemdeki süreç, bahar ayında düzenlenen bir sosyal hizmet öğrenci yarışması vardı, proje yarışması. Bu proje yarışmasında ödül alan öğrencilerden biriyim. Bu ödülün sonucunda da burada staj yapma imkanı tanınmıştı. 2 haftadır buradayım. Burada olduğum zaman diliminde ilk geldiğim süre zarfında burada bir eğitim süreci vardı. Proje yazma eğitimi verildi. 3 günlük bir süre içerisinde 3 gün bu eğitime katıldıktan sonra ya da öncesinde diyeyim böyle daha önceden ne yapacağız, nasıl olacak, proje nasıl yazılıyor bize çok zor geliyor. Yani ben bir öğrenci olarak da tam olarak ne yapacağımı her zaman oturtamamıştım. Ne kadar bu yarışma sonrasında bir ödüle layık görürsem de her zaman insan bir ortada kalıyor. Bu eğitimle birlikte bunların çoğu pekişti. Yani bir %100'ün benim için %30'u doluysa bunun üstüne bir %20 ya da bir %30 daha kattım diyebilirim. Gayet güzel bir eğitim süreci geçirdik. Burada K1 ve K2 projeleri nasıl yazılır, ne yapılır, ne edilir, nereden bakılır, yazma sürecinde en etkili yöntemler neler? Bunların hepsini çok ayrıntılı bir şekilde gördük. Tabii bunun devamında ben staj dönemime devam ettim ve bu benim için de çok sağlıklı oldu. Bunların hepsini öğrendim ve bunlara da daha sonra da nereden ne bakacağım, ne yazacağım kısmına geçtim. Burada kaldığım süre zarfında proje çağrılarımız yayınlandı. Her zaman hocamızın dediği gibi belli sitelerde, ulusal ajansta, bakanlığın sitelerinde birçok proje çağrısı oluyor. Bu proje çağrısına bakıyoruz. Ama ya bakmak değil, görmek gerek. Diyoruz ya, nasıl bakacağız? Yani görme kısmında dahi hocalarımız yardımcı oldu gerçekten. Biz de öyle hocamız. Nereyi, önemli olan detay neler? Nereyi görmemiz gerekiyor? Nereden ne sonuç çıkarmamız gerekiyor? Bu önemli. Ve bu çağrıda bir şeyleri gördük fakat bundan sonrasında proje düşünmemiz gerekiyor. Ama gelip de bir konuda sınırlı olmamamız gerektiğini ve çok geniş düşünmemiz gerektiğini her anlamda. Yani bir şey var, biz onun üzerine tek bir konu hakkında değil, bir projeye birçok konudan düşünerek daha geniş çaplı, daha kaliteli projeler yazabiliriz. Bunu nasıl mümkün? Bu tabii ki de biz bir araya geliyoruz. Burada staj yapan daha farklı kişiler de var. Bunlarla bir araya gelip bir beyin fırtınası yapıyoruz. Konular belirleniyor. Bu konular arasından nasıl yapabiliriz, nasıl çıkar, ne yapılabilir? Bunların hepsi konuşulduktan sonra bu süreç devam ediyor. Ve dediğimiz gibi ve Ali hocamızın her zaman söylediği bir söz var. Proje yazma kısmı ve projenin araştırılması, değerlendirilmesi kısmı diye bir kısım var. Yani proje yazma kısmı %30'luk kısmıdır. Bundan öncesi hep araştırmayla, okumayla, bakmayla, kitap karıştırmayla tüm bu süreç bundan ibarettir. Biz o yüzden ben özellikle kısa bir zaman dilimi buradaydım. O yüzden bu sürede genelde %70'lik kısmı bendeydi diyebilirim. Hep okuduk, baktık, değerlendirdik neler yapabiliriz diye. Daha sonrasında burada staj yapıyoruz. Sadece proje yazacağız diye bir şey yok. Değil mi hocam? Yok. Yok. Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'ne neler katabiliriz? Her stajyer ya da her kişi burada bir imzasını atıp çıkmalı. Doğru değil mi? Doğru. Herkesin aklında bir iz kalması Sizi açısından. attınız mı imzayı? Bilmem hocam, bu sizdedir Yok. herhalde. Belki de atmışımdır, Evet, attınız evet. tabii ki. Evet. Geldik bir araya ve dedik ki Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'nde ne yapabiliriz? Akademiyi daha ileri götürecek neler yapabiliriz? Eksiklikleri neler? Başarıları neler? Bunların hepsini değerlendirdik. Ali Hoca size hiç kızdı mı? Neler hissettiniz? Hocam tabii ki de ya, ama bu yani olumsuz anlamda değil, kızdı. Yani sizin ilk gün mesela bana bir konuda söylediğiniz
Şimdi çok açmayacağım, acaba özelimiz bu bizim. Söylediğiniz bir sözden sonra daha benim için çok farklı bir dönem oldu. Yani diyorsunuz ya, proje yazmak aslında hızlı düşünmek, çok geniş düşünmek diye. Siz bir yerden bir topu vurduktan sonra bu benim hayatımın geneline yansıdı. Ya ben burada sadece proje yazarken geniş düşünmek değil, artık projeden de bazen geçtik. Daha geniş açıdan düşünüp neler katabiliriz, ne yapabiliriz? Bu benim hayatımda da olsun, burası da olsun, başkalarının hayatına da olsun. Böyle düşünmeye başladık. Yani bu gerçekten sizin, yani bana katacağınız en büyük şey de diyebilirim. Peki çalışma arkadaşlarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer arkadaşlarınız ve diğer, ben hakkında. Evet, diğer staja gelen arkadaşlarımız hakkında, kendileri çok değerli insanlar gerçekten. Diğeri Bahtiyar hocam, buralar buradalar. Kendileri kadın üzerine çalışmak istiyor ve bununla ilgili projeler yazmaya ve geliştirmeye çalışıyor. Ve burada çok yoğun bir dönem geçiriyor kendileri de. Ve diğeri sosyal hizmet uzmanı olan bir hocamız var. Hocamız da yine aynı şekilde burada kendini, yani okuduk hani diyoruz ya, okuduk ve bitti değil. Daha bunun sonrasında ne yapacağız? O da kendi okulu bittiği halde bu sektöre girdi ve neler geliştirebilirim, ne yapabilirim diye düşünürken proje yazmaya çalışıyor. Daha var değil mi hocam? Daha evet. Yazıyor diyemeyiz. Ya proje yazmaya, geliştirmeye çalışıyor kendini bu alanda. Kendileri çok değerli insanlar. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim, iyi ki tanışmışım ve Ali hocama da geçecek olursak, Ali hocamla burada yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani staj dönemim ya çok iyi geçti. Kısa dönem dahi olsa keşke burada daha uzun kalabilsem. Yani sadece proje değil buradaki amaç. Burası evet proje danışmanlık firması. Belli konularda eğitim veriyor. Ana hat proje olsa da burada insanın kişisel hayatına faydası olacak büyük değişimlerin gerçekleştiği yer diyebilirim. Ama bu size bağlı tabii ki de, belirli şeyler katıyor Ali hocamız ama bunun devamlılığını her zaman bizler getireceğimiz için bu kişiye de bağlı. Ali hocayı işe alır mısın? hocam almaz mıyız ya? Tek kişilik dev kadro kendileri. Bu çok doğru söylüyorum. Çünkü Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'ne Happy Kids sayfasına da giren, araştıran kişiler görmüştür. Burada bir kadro yok. Öyle söyleyeyim. Yani burada bir halkla ilişkiler, bir iletişimde uzman kişiler ve muhasebe. O bu yani çok böyle geniş bir kadroya sahip bir yer değil. Fakat görüldüğü üzere çok nitelikli büyük işler yapılıyor. Bunu tek başına Ali Ulusoy hocamız yapıyor. Gerçekten takdire şayan bir durum. Tebrik ederim hocam. Size değil işe almak bakan yapamıyor. Yok, teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yaşantının bundan sonraki bölümünde de başarılı olacağına gerçekten inanıyorum. Çünkü iyi bir öğrencisin. İyi soru soruyorsun. Eleştirilerden gerçekten hani yararlanıyorsun. Ve iyi bir aileden geliyorsun. Ve mesleğini çok seviyorsun. Mesleğine ilerlemek istiyorsun. Ve hani bu istekliliğin olduğu sürede de çok başarılı olacaksın. Senin de ileride diğer meslektaşlarına da, meslektaş adaylarına da, sizden daha sonra okuyacak arkadaşlara da bir rol model olacağına gerçekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel cümlelerdi bunlar. Sizden duymak uzun süredir fırçalardan sonraki bitiş güzel oldu. Oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Videomuz da burada bitiyor. Çok sağ olun herkese.